İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağanüstü oturumu bu akşam gerçekleşecek. Artsakh Cumhuriyeti Hava Savunma Birlikleri Azerbaycan'ın Su-25 savaş uçağını düşürdü. Sergey Shoigu, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Savunma Bakanları ile telefon görüşmesinde bulundu. Wall Street Journal, Türkiye, Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı yüzlerce Suriyeli paralı asker gönderdi. Azerbaycan ve Türkiye, İran'daki durumu bozmaya hazırlanıyor. Dünya Anıtları Fonu, Razanchetos Kilisesi'nin bombalanmasını kabul edilemez buluyor. Garin Erzurum'da 2. Altın Rezervi bulundu. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağanüstü oturumu 14 Ekim'de gerçekleşecek. Oturumun ana konusu Artsakh Cumhuriyeti'nde var olan durum olacak. Son zamanlarda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun oturumları her perşembe günü gerçekleşiyor. Ancak mevcut durumu nedeniyle özel oturumlar da gerçekleştirilmektedir. Batı Ermenistan Devleti'nin bazı milletvekillerinin Artsakh'ta bulunmasından dolayı katılımcılar sayısının tam olmadığını hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığı ve Armen Press'in aktardığı habere göre Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun hava savunma birimleri düşmana ait Su-25 savaş uçağını vurdu. Son verilere göre düşmanın 3 İHA, 20 zırhlı aracı, 1 uçağı yok edildi, ayrıca 350 askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Eylül'de Artsakh'ta sivil nüfusu hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattığını hatırlatmak gerekir. Düşmanın 5489'dan fazla can kaybı bulunuyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmelerinde bulundu ve bu sırada tarafların Moskova'da anlaşmaya vardıkları ateşkes taahhütlerinin tam olarak yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, görüşmeler sırasında Sergey Shoigu, meslektaşlarını, Azeri ve Ermeni taraflarının taahhütlerini 10 Ekim'de Moskova'da edinilen anlaşmalara uygun olarak tamamen yerine getirmeye çağırdı denildi. Türkiye destekli yüzlerce Suriyeli militan çatışma bölgesine gönderildi. Bunu The Wall Street Journal Suriye'deki kaynaklarına atıfta bulunarak bildirdi. Gazete, Suriye'de militanların sevkiyatı ile ilgili iki kaynaktan şu bilgiler aktarıldı. Türkiye ile işbirliği yapan yüzlerce Suriyeli militan çatışmaya katıldı. Yüzlerce kişi daha gönderilecek. Kaynaklara göre Türkiye'nin Temmuz ayında bölgede yeniden başlayan çatışmalardan bu yana militan topladığına dair söylentiler dolaşıyor. Gazetenin muhataplarından birine göre militanlar Eylül ayı ortasından bu yana yüzlerce kişilik gruplar halinde çatışma bölgesine gönderildi. İsyancılarla bağlantılı başka bir Suriyeli yüzlerce kişinin bölgeye gittiğini ancak onlarca kişinin şiddetli çatışmalardan rahatsızlık duyarak geri döndüğünü söyledi. İsyancılardan birinden edinilen bilgiye göre paralı askerler savaşa katılmak için ayda 2000 dolara kadar para kazanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı David Babayan'ın NewsIM'e verdiği röportajda Azeri-Türk Terör İttifakı gelecekte İran'daki durumu istikrarsızlaştırmak için aktif adımlar atıyor dedi. David Babayan bu farklı yönlerde ifade ediliyor. İttifakın ana hedeflerinden biri İran tarafının yardımıyla inşa edilen Araks Nehri üzerindeki stratejik öneme sahip barajı kontrol altına almaktır. Esas olarak İran'ın ihtiyaçları için kullanıldı. İran'ın kuzey bölgelerinde su kaynaklarının azalması konusunda olumsuz bir eğilim var. Şimdi Azeri-Türk Terörist İttifakı İran'ı stratejik açıdan önemli olan bu su kaynağından mahrum etmeyi hedefliyor. Onlar ön hattı geçemezler ancak bunun gelecekte İran'ın ekonomisi ve çevresini etkilemenin ana hedeflerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu da o ülkede ciddi sosyal çalkantılara yol açacak ifadesinde bulundu. Diğer bir yön ise Türkiye'nin Suriye, Libya ve Irak'tan bölgeye gönderdiği birçok militanın İran sınırında yer alması, üstelik farklı bölümlerde. Bu militanların İran'a sızmak için ciddi girişimlerde bulunabileceği göz ardı edilmiyor. Kuzey Kafkasya örneğinde olduğu gibi. Militanların Çeçenistan'a girmesi dün kelimenin tam anlamıyla belli oldu.
Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı Babayan konuşmasını, ayrıca Azerbaycan tarafının Türkler ve teröristlerle birlikte İran'ın su kaynaklarını zehirlemeye çalışacağı göz ardı edilmiyor diye özetledi. Dünya Anıtlar Fonu, Şuşi'deki Surp Armenapırgiç Ana Katedrali'nin Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafı sonucunda hasar gördüğünü öğrenince, kültürel mirasın herhangi bir örneğinin kasıtlı olarak imha edilmesini kesinlikle kabul edilemez buldu. Armen Press'in haberine göre vakıf tüm dünyadaki faaliyetleri aracılığıyla hem yerel topluluklar hem de dünya tarihi açısından kültürel mirasın yok edilmesi telafisi mümkün olmayan kayıplara tanık oldu. Çünkü bu tahribat insanlığın geçmişle bağlarını sonsuza kadar koparıyor. Vakıf tarafları tedbirli davranmaya ve herhangi bir şekilde kültürel miras alanlarını hedeflemekten kaçınmaya çağırıyor. Batı Ermenistan'daki Garin Erzurum'da 150 hektar alanda altın ve gümüş rezervi bulundu. Boğazgören mahallesinde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban'da da bulunması Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti. İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, Hacı Bayram ile Corez arasında yaptığımız laboratuvar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartong topluluğu tarafından seslendirilen Gevork Çavuş'a adanmış Suluhi Garibi Yerki adlı eseri sunuyorum. Noren Haraçı Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.